28 Şubat müdahalesinin 25. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletimiz o meşhum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır dedi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın tanıtımı ve Şule belgeseli gösterimi programında konuşan Erdoğan, ülkemizin bağımsızlığı, inancımızın korunması yolunda fedakarlık yapan tüm büyüklerimize şükranla yad ediyorum dedi. Maruz kaldıkları onca şantaja, baskıya rağmen milletin emanetine yiğitçe sahip çıkan ve daha sonraki yıllarda ebedi aleme uğurladığımız 54. hükümetin başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza, namlusunu millete çeviren tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime, darbe olursa tankın üzerine çıkarım diyen Hasan Celal Güzel beyefendiye, siyaset, medya, bürokrasi, fikir dünyamız içindeki namus ve karakter sahibi herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin inancının korunması, medeniyet değerlerimizin ihyası yolunda emek veren, acı çeken, fedakarlık yapan tüm büyüklerimizi şükranla yad ediyorum. Milletimiz o meşhum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Sözü 6 muhalefet liderinin 28 Şubat'ta gerçekleştirdikleri toplantıya getiren Erdoğan, bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler de var diye konuştu. Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka tür toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Az önce işte Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi değerli kardeşlerim, bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrin, düşüncenin, inancın verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Kıyamete kadar da olacak, bunu da bilelim. Fakat bunlar böyledir diye biz yolumuzdan hiçbir zaman geri duramayız. Ve aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.